Bence çıktığı zaman oyun almayı bırakmalıyız. Ve bunu övmemeliyiz ve bunu bir olay gibi anlatmamalıyız. Çıktığı an. Bana Çünkü oyununa bağlı o ya sanki. bilmiyorum Tancı, hangi oyunu mutlaka çıktığı zaman oynamalıyız abi? Ha, Allah Baldur's Allah, ne Gate kadar oynadım saçma. ben mesela. Evet abi, sevdiğin oyunu çıkınca oynarsın. Ne var bunda? Sen de şimdi iyice yani komünist oldun başımıza. Oğlum ne alakası var komünistlikle? Bu yani oyunlar çıkmıyor ki abi artık. Çok az Adam... çıkıyor ama evet ya, Baldur's da sonuçta bir chapter çıktı. O kadar yani. Hayır Şimdi. yani şimdi Cyberpunk çıktı mı abi? Yok, 45 GB patch girdi abi yapmışlar o bize. geçen. Abi Cyberpunk şey gibi değil mi ya? Çok özür dilerim. Kabız kakası gibi değil mi? Yani böyle çıkıyor bir miktar kötü, biraz daha çıkıyor. Çıkan da kötü. 1.2 versiyonu çıkmıştır. 27 GB update gelmiş. Keçi Pa boku gibi patlayan çıkıyor. araba eklemişler oyuna. Yani sürdüğün araba patlıyor ve sürmeye devam ediyorsun falan. Hani böyle kaka gibi, hani ufak ufak böyle, hani anladın mı? Hadi bakalım, Ha CD yok lan, bayağı bir şey Projekt çıkmış oğlum. Ben bütün listeyi okudum. Çok şey değişmiş lan. Bayağı ya, bir yok abi, yok, patch var. boş ver. Bunlar Cyberpunk'ı rezil, berbat, dünyanın en kötü oyunu olarak yazdılar kafalarında. Bir daha bunları şey yapamayız yani. Bunlar Fikirlerini kim ya? değiştiremeyiz. Sober Kimden koştu. bahsediyor? Senden, senin gibilerden. Sen, sen, Ben... sen. Oğlum 45 GB patch çıktı oyuna. Ben oyunun kalitesiyle ilgili hiçbir şey demiyorum. Diyorum ki bir oyuna 45 GB patch çıkmadı mı oyuna? Ben yanlış mı okudum? Abi çok Çıktı daha çıktı. beter bir durum var ya, ben yakın Toplam. zamanda kötü bir Bak örnek ben vereceğim. ya, dur dur abi, dur dur, böyle ben kesinlikle kalite beter falan bir şey demiyorum. 45 GB bir oyuna bir şey yama çıktıysa o oyun çıkışta çıkmamış. Bana kimse çıkışta çıkmış diyemez o oyun. Ya ne 45 GB ne alakası oğlum? var oğlum? Ne Sana girme alakası araya, var? kavga edecek bunlar. Bence Yiğitcan Hayır. haklı. Hayır abi, haklı falan değil ya. O da hiç ya, ne alakası var? Yani 100 GB da yama gelebilirdi yani. Gelin Ben can daha basit. haklı. Ben Cyberpunk savunmak için demiyorum bunu ama dediğin şey saçma Yazık yani. kanka, hoş geldin. Bir şey Kardeşim, bu yapalım. Niye adamlar saçma? vaat ettiklerinin yarısını bu oyunda çıkartmadılar. Milletten de 300 TL para istediler. PlayStation 4'e texture bile çıkartmadılar. Sen de diyorsun ki bu oyun diye iyidir diyorsun. Öyle mi Mert Günhan? Hadi bakalım. Öyle mi? Ya ben oyun kötüdür Evet demiyorum. Ben oyun kardeşim. kötüdür demiyorum. Ben oyun kötüdür Hayır demiyorum. Dur, ama bir Mert Günhan dakika. diyor ki Ben eksik ve yalan o oyunu reklamda çıkmış oyun bilmiyorum. iyidir diyor. Kaç para aldın oğlum? Ben Bana öyle bir Hayır, şey o demedim. Günhan'ı geçen NGK'da konuştuk. Günhan dedi ki oyunu Cyberpunk'ı çıktıktan sonra toparladılar. Bug'ların çoğunluğunu temizlediler. Ben Günhan'dan dinlediğim kadarıyla, Evet sizden evet dediğim bunu kadar söylüyor. hype'ı. Bunu Tamam söylüyorum abicim, zaten. ben de bundan başka hiçbir şey demiyorum oğlum. Bana Çıktıktan Hayır sonra canım benim, toparlarsan çıkışta sen almaya şunu gerek yok. söylüyorsun. Sen 6 şunu ay sonra söylüyorsun. alalım. 6 ay Hiç sonra hayır. alalım Günhan. Hiç an, abi demagoji yapma. Yani senin dediğin şey şu anda, tamam mı? Diyorsun ki bir oyuna 5 GB patch geldiyse oyun bitmemiştir diyorsun. Oyun bitmiş olabilir Evet. abi. Yani oyunu patchlem, çok saçma, mantıksız bir şey dediğim. Ama sen dedin abi oyunu topladılar diye. Bug'ları Abi falan temizlediler çıktıktan sonra. oyunun bitmesi ayrı bir şey. Oyunu toparlamaları çok iki farklı şeyler yani, gerçekten de. Çağlar sen de hoş geldin. Okey. Yani Bence bunlar değil. aynı şeyler. Hayır, tamam, sence değil. Bence de öyle. Bence de oyunu bitmiş olması ayrı şey. Sikeceğim bu Oğlum oyunun da ben de bir sesilmesine, bir bitmedi ha. Sungur'a cevap verdim ama bir şey değişmiş dedi de, ben yani Yiğitcan'a bir açıdan katılıyorum ama hani oynamamalıyız'a katılmıyorum. Bir yandan da Günhan da haklı. Abi ama bitmemiş Sungur oyun haksız ayrı bir burada ya. şey. Bir şey Bakın. değiştirmemiş. Evet, Net bir bunu şey çok net yapamadım. söylüyorum. Çok net söylüyorum. Sonra salak salak YouTube'a falan bunu koyup şey demesinler. Bitmemiş oyun ayrı bir şey. Oyunun yamalanması ayrı bir şey yani. Ben bundan bahsediyorum. Yiğitcan diyor ki bu oyun diyor bitmemiştir diyor. Eyvallah. Bu da gülüyor anda, dramacı piç. Zevke geldi bak, Kardeşim, zevke geldi. sen Zevke milleti geldi bak. bu adamlar milleti dolandırdılar, hakkında dolandırıcılık davası açıldı kendi ülkelerinde. Sen niye savunuyorsun ki bu adamları daha? Ben bunu savunma Ben oğlum, de hayır anlamadım ben. lan. Çok sert girdi oğlum bir de bir yandan. Sanki Evet ben evet şey girmişim hissesi gibi. var oğlum CD Cyberpunk'ı Projekt'te. çıkışta oldu, herkes gerizekalı falan demişim gibi bir şey Hayır gibi abicim, sert girdi. ama dediğin şey yanlış oğlum. Mantıken bence yani Abi yanlış. bence launch'ta oyunu oynamak bir gençlik hevesi ha. Ve mesleki mecburiyetin yoksa bence çok Oğlum ne demek şartmış ki launch'ta? anlatmamalıyız. Ne demek launch'ta oyun isteyen ya, ne demek ya, çok saçma abi, bekliyorsundur hayvan gibi oyunun çıkmasını ve oynarsın yani launch'unda. Ne Okey. alakası var? Tamam Launch abi, oyunu bence oynamak çok gençlik şart değil. hevesiyle. Yani bence şart değil. Şart böyle mutlaka launch, yani launch da çıktığı zaman oynamak falan bilmiyorum. Tabii oynayalım ama bir yandan da yani işte bir sürü oyun da artık AAA development Beklediğin filmi cycle'ları geç. izleme. Beklediğin filmi izleme gibi bir şey diyorsun abi çünkü sen şu anda. Anladın Oğlum mı? filmler Ama update mi film... oluyor? Abi film... Snyder Cut haricinde. Allah Snyder Cut update oğlum. Ne ilginç muhabbetmiş gerçekten ya. Güno sen niye bu kadar agresif girdin oğlum muhabbete? Nereden Agresif baydın? girmedim oğlum. Abartıyorsun yani. Çıktı. Saçmalama Buna lan, 10 oyun yıldır bu oynamak fikri saçma falan gibi bir savunuyormuşum şey yok. gibi girdin ya. Sanki şey gibi, ay 10 yıldır senden bu fikri duyuyorum. Yeter artık, lanet olsun sana. Allah kahretsin Hayır falan abi. Ne Şey oldu olur. siz Bedeli NGK'da şeyleri kavga mı ettiniz konuşabiliriz ya? ya.
Hayır abi şey... hiçbir şey demedim ben. Oğlum ben Cyberpunk kötü de demedim. Öylesin. Lafa dedi ki hemen Cyberpunk kötü diyenler siz. Ama bak demagoji yapıyorsun şu anda. Nerede demagoji yapıyorum oğlum? Abiciğim ben öyle bir şey dedin mi dedim sana. Aynen öyle konuşmuyorum anlamıyorum hiçbir şey. Ben de konuşmama izin vermiyor ki. Vır 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 konuşuyor. Ben öyle bir şey dedim mi dedim demedim. Ben böyle bir şey. Ama yanlış bir şey söylediğini söylüyorum sadece. Bunun Cyberpunk'la da ilgisi yok yani. Yamanlanan oyun yarım oyundur. Okey ben buna katılmıyorum. Bu ayrı bir konu. At bunu cebe. Şu da bence ayrı bir konu ama. Çıktığı zaman oyunları almayı savunmamalıyız. Niye abi adam seviyordur. Alır ne var yanlış bir şey değil ki bu. Ekranı vereceğim yani. Bir şey. Daha başlamadım. Çok seviyordur oyunu. Çok bekliyordur. Alır yani bunda niye? Bu şey gibi bir şey değil ki. İşte almasın yani. Cebi parasında olarak... kalsın demek istiyor Yiğitcan benim anladığım kadarıyla. Abi o evet. kişinin kendi şeyi değil midir o? Kendi şeydir ama biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. İnsancıklar kazıklanmasın istiyoruz yani. Yasa çıkartalım anladım. Yarın yasaklayalım demedim lan. Tamam yani... Karl Marx. Aa. Karl Marx ne alakalı lan bu arada? Mert bilmiyorum. Atla suya. Şey yap. Abi bir saniye ya bir saniye ya. Şey size şey atıyorum. At. Şey yani koyayım. Şimdi diyelim ki ben bir restorana gittim. Siz burada ne yapıyorsunuz dedim. Dur dinle. Gari, devam et. Dinle. Devam et. Hadi. Bir restorana gittim. Bak beni hiç anla tartıştırmaya çalışıyorsun. Yapma bunu. Hayır ben sana bir şey soracağım kardeşim. Sen ağlıyorsun da boşuna. Ağlamıyor. Ben şimdi bugün bir restorana gittim. Dedim ki siz burada ne satıyorsunuz? Adam dedi ki abi dedi. Benim dedi kıymalı kuşbaşılı pidem var dedi tamam mı? Kıymalı kuşbaşılı pide. Kaç paraya veriyorsun dedim kıymalı kuşbaşılı. Abi dedi 270 lira Steam'de. Tamam dedim kardeşim. Sen bana 6 ay sonra pre-order ediyorum ben bunu. 6 ay sonra bir tane kıymalı kuşbaşılı pide verirsen ben onu yerim diyorum. 6 ay sonra kıymalı evet. Kuşbaşılı pide bir geliyor. Kıyması yok. Kuşbaşı da kuş değil. Kaşarbaşı olmuş nasıl olduysa. Pidesi evet. De yuvarlak. Sivri değil. Evet. Diyorum ki ama evet. Siz videolarda bunu sivri gibi yapmıştınız. Ne oldu? Evet. Abi diyor olmadı o. Film fragmanlarıyla ilgili peki. Da böyle bir muhabbet yok mu o zaman? Sen fragmanda bambaşka bir film gösteriyor ama o çıktığı zaman izlersin değil mi o filmi yani? Tamam yani işte bu o başka. Şey, ama adam diyor ki abi diyor. Başka kardeşim, aynı abi şey diyor mı? Sen bekle diyor. Ben diyor buna diyor şey çekeceğim diyor. Ayar çekeceğim diyor. Kıymasıyla kuşbaşısı yolda diyor. İki aya gelecek diyor. Sen diyor ama 270 TL'ni bizden geri iade isteme olur mu kanka diyor. Sen böyle bir restorana okey misin şimdi? Bana onu söyle. Çiçek siz pre-order'dan bahsetmiyorsunuz değil mi? Yani oyun çıktığı zaman almaktan bahsediyorsunuz. Ya abi pre-order ya pre-order da bunun pre-order daha vahim bir. Çünkü pre-order diyorsan katılıyorum. Pre-order evet almayın yok, pre-order. Kanka bak çıktığı gün almakla pre-order arasında ne fark var? Çıktığında evet, bir hafta yani, sonra almak mesela bence bir kategoride. Yani bu launch fetişi yani biraz bence bu kadar övmemeliyiz çıktığı gibi olmayı. Ben bunu diyorum. Yoksa yasa geçirelim yarın evet. Reis yasaklasın değilim ben. Yani canım istediği sizin yapsın. Ama bu çok övüyoruz launch çıkışı. Tabii mesleki durumdan dolayı siz oynayacaksınız launch'ta oyunları yayıncı olarak. Bundan da bahsetmiyorum. Ama her zaman launch'ta oynanmak zorunda değil lan. Yani bazen 6 ay sonra tanışırsın oyunla. Yani mesela çok örnek var abi şimdi Final Fantasy 14'ü launch'ta oynayanlar perişan. No Man's Sky'ı launch'ta oynayanlar perişan. Yani Allah belasını versin Final Fantasy'nin. Ama 1 sene 2 sene sonra oynayanlar bak iki oyunda ne kadar güzel oldu launch'tan 1 sene 2 sene sonra. Hani bunlar ekstrem örnekler tabii. Onlar bayağı leş çıktılar. Sonra bayağı iyi oldular falan ama ya günümüzde artık abi AAA oyunlar yani o kadar kompleks geliştiriliyorlar ki zaten bir deadline konuluyor yatırımcıları memnun etmek için. Hissedarlar sevinsin diye. O deadline'e yetişilmiyor. Evet. Oyunlar eksik çıkıyor. Sonra hep bir day one patch geliyor. Sonra ondan sonra birinci hafta patch'i geliyor. İkinci hafta patch'i geliyor. 45 GB, 130 GB. Bu iklimde AAA için hatta şöyle parantez bu dediğin indie oyunlar için geçerli değil. Bu dediğin AAA oyunlar için geçerli. Launch fetişi yapmaya gerek yok.